Ani Alev Savaşı'nın Melkor'un zaferiyle bitmesi sonucunda elfler, Kuzey Beleriand'ı neredeyse tamamen terk etmek zorunda kalmıştı. Hithlum, Nargothrond ve Gondolin toprakları dışında Melkor, Kuzey Beleriand'ı tamamen hüküm sürüyordu. Dilediği gibi savaşçılarını Beleriand'a akınlar yapması için gönderebiliyordu. İlk çağın 468 yılında Feanor'un oğlu Maedros, Beren ve Lúthien'in Melkor'un tacından bir Silmaril çalmayı başardığı haberlerini duyunca harekete geçmeye karar verdi. Maedros, Beleriand topraklarındaki tüm ırkların Melkor'a karşı birleşip büyük bir saldırı yapmadığı sürece Melkor'un kendilerine tek tek avlayacağını çok iyi biliyordu. Bu sebeple Maedros tüm diyara haberler yolladı. Maedros'un birliği adında bir ittifak kuruldu. Bu ittifaka Beleriand'daki tüm elfler, Mavi Dağlar'da yaşayan cüceler ve kıtanın farklı noktalarında yaşayan insanlar davet edildi. Feanor'un oğullarının Silmarilleri geri alma yeminleri ve Celegorm ve Curufin'in Beren ve Lúthien'e saldırgan davranışları yüzünden Doriath Kralı Thingol ve Nargothrond Efendisi Orodreth, Maedros'un bu birliğine katılmayı reddetti. Fakat bu topraklardan az da olsa yardıma gelen elf savaşçılar oldu. Maedros'un birliği iki büyük ordu şeklinde konuşulacaktı. Batı ordusu Fingon önderliğinde Hithrum'dan gelen Noldor elfleri, Dorlomin ve Brethil'den gelen Edain insanları ve efendilerinin ittifakını reddetmesine rağmen gelen bazı Nargothrond ve Doriath elfleri, Doğu ordusu Maedros ve kardeşleri önderliğinde Doğu Beleriand'da yaşayan Noldor elfleri, Bor ve Ulfang önderliğindeki Doğulu insanlar ve Azaghal önderliğindeki Belegos cüceleri savaş için hazırlandı. Maedros'un stratejisi, Doğu ordusu Angband'a doğru ilerleyecek ve Melkor'un ordularını üstüne çekecek, bu sayede gizlilikte bekleyen Batı ordusuna açıklık verecek ve Fingon önderliğindeki Batı ordusu Melkor'un ordularını kıskaca alacaktı. Planların kesinleştiği ve orduların konuşlanmaya başladığı vakitte, Gondolin'den 10.000 kişilik ordunun Fingon'a beklenmedik şekilde desteğe gelmesi, Maedros'un birliğini daha da güçlendirmişti. Kararlaştırılan yaz ortası gününde Eldar boruları güneşin yükselişini selamladı ve doğuda Feanor oğullarının, batıda ise Noldor'un yüce kralı Fingon'un sancakları yükseldi. Fingon, düşmanın görüş alanına hiç girmeksizin vadilere ve Eredvetrin'in doğusunda bulunan ormanlara sıralandı. Fingon, bu kuvvetin ne kadar büyük olduğunu biliyordu. Çünkü Hithrum'daki bütün Noldor elfleri, Falaslı elfler ve Nargothrond'dan gelen Gwyndor'un birliğiyle bir aradaydı ve insanlardan oluşan müthiş bir birlik de bunların arasındaydı. Sağ kanatta bütün yiğitliğiyle Hurin ve kardeşi Huor'un Dorlomin ordusu vardı ve ormanlarda yaşayan pek çok adam ile birlikte Brethil'li Haldir onlara katılmıştı. Melkor, Maedros'un birliğinin toplandığı esnada ve savaşa ilerledikleri sırada ittifakın içerisine casuslar sızdırmaya başarmıştı. Maedros'un bilmediği en büyük hainlik ise saflarında bulunan doğulu insanların lideri Ulfang, Melkor'un saflarına geçmeye hazırdı. Melkor, ittifakın sırlarını çoktan öğrenmişti. Bu sayede Maedros'un stratejisine karşı gelmek için kendi planını harekete geçirdi. Angband'ın kapılarından Melkor'un ilk ordusu gizlenmekte olan Batı ordusuna doğru ilerledi. Fingon'un askerleri açıklıkta bekleyen Ork ordusuna hücum etmek istedi. Fakat Fingon bunu yasakladı. Ork ordusu ani alev savaşı esnasında esir düşmüş Gelmir adındaki elf efendiyi meydanın ortasında acımasızca katletti. Katledilen elf efendi Gelmir'in kardeşi Gwyndor, Fingon'un ordusundaki komutanlardan biriydi ve kardeşinin öldürülmesine dayanamayarak emirlere karşı geldi ve hücuma geçti. Hücuma geçen Gwyndor'u Fingon'un ordusu takip etti ve gizlenmekte olan Batı ordusu Melkor'un tam istediği şekilde hücuma geçti. Batı ordusunu karşılamaya giden Ork ordusu, Gwyndor ve Fingon önderliğinde beklenmedik şekilde hızlıca yok edildi. Fingon ve Gwyndor'un hücumu hız kazanmaya devam etti ve Angband'a kadar ilerlediler. Melkor, Fingon ve Gwyndor'u bu kadar hızda Angband'a varacaklarını beklemiyordu. Kalesinin girişindeki muhafızları katletmeye başaran Gwyndor, kalenin içerisine girmeye başardı. Fakat Angband'ın kötülüğü, Gwyndor'un karşı koyamayacağı kadar kalabalıktı. Gwyndor her ne kadar cesurca savaşmış olsa da Melkor'un birlikleri tarafından etrafı sarıldı. Ve sonunda Gwyndor, Melkor'a esir düştü. Angband'ın derinliklerinden yüz binlerce ork, Fingon'un ordusuna hücum etti. Fingon'un ordusu çok ağır kayıplar vererek geri çekildi. Gwyndor'un saldırısını takip etmeyip plana sadık kalan Turgon önderliğindeki Gondolin askerleri geri çekilmekte olan Fingon'a desteğe geldi. Fingon'u kovalayan Ork ordusu bir süre olsa da saldırılarını durdurdu. Bu sırada Maedros önderliğindeki Doğu ordusu Glaurung önderliğindeki ejderhalardan, Balroglardan ve Orklardan oluşan orduyla karşı karşıya geldi. Maedros'un birlikleri Glaurung'un askerlerine karşı üstünlük sağlamaya başardı. Fakat Ulfang önderliğindeki Doğulu insanlar savaşın en çetin geçtiği sırada Melkor'un saflarına katıldı ve Maedros'u arkadan vurdular.
Her ne kadar ihanet eden Doğulların lideri öldürülmüş olsa da bu ihanet Glaurung'un birliklerine gereken zaman ve fırsatı vermişti. Doğu ordusu yenilgiye uğramış ve neredeyse yok olmak üzereydi. Azaghal ve Belegos cüceleri elf dostlarının geri çekilmesini sağlayabilmek için Glaurung ve ejderlerin karşısına geçti. Cücelerin demirden maskeleri ve ateşe dayanıklı zırhları sayesinde Glaurung ve ejderhaları elfler geri çekilene kadar başarıyla tutuldu. Fakat Azaghal Glaurung tarafından ezilerek can verdi. Cüceler ise kralların bedenini alarak dağlara geri çekildi. Glaurung ise Azaghal tarafından aldığı yaraların acısına dayanamayıp Angband'a geri çekildi. Doğu ordusu tamamen dağılmıştı. Fingon önderliğindeki ordu ise geri çekilmeye devam ettiği sırada Angband'ın tüm gücü üstüne hücum etmeye başlamıştı. Balrogların reisi olarak bilinen Gothmog, Fingon'un ordusunun 3 katı büyüklüğündeki Angband ordusuyla üzerine çullandı. Gothmog, Fingon'un saflarına doğru hücum etti ve elf kralıyla çarpışmaya başladı. Fingon cesur bir şekilde Balrog'a karşı koydu. Fakat arkasından gelen bir başka Balrog, elf kralı kırbılcıyla yakalamaya başardı. Gothmog bu durumu fırsata çevirdi ve elf kralının canını kara baltasıyla aldı. Batı ordusunun liderinin ölümüyle birlikte Maedros'un ittifakı tamamen yok olmuş oldu. Geri kalan birlikler geri çekilmeye çalışıyordu. Fakat Melkor'un ordusu çok kalabalıktı. Dorlomin insanlarının efendisi olan Húrin, Fingolfin'in soyundan hayatta kalan tek elf olan Turgon'a Gondolin'e çekilmesini söyledi. Húrin, kardeşi Huor ile birlikte Dorlominli insanlarla etten bir duvar ördü. Gondolin kralının geri çekilmesine fırsat verdi. Húrin önderliğinde Edain insanları acımasızca savaştı. Bir bir orada can verdiler. En son Húrin kaldığında ise hala baltası elinde teslim olmayı reddediyordu. Gün yeniden doğacak diye bağırarak Melkor'un ordularına korku salıyordu. En sonunda Húrin, Melkor'un askerleri tarafından yakalandı ve Angband'a yollandı. Melkor, geri çekilen Turgon'u kovalayıp gizlenmekte olan Gondolin'in konumunu öğrenmeye niyetliydi. Ne de olsa Gondolin'in varlığı Melkor'u korkutuyordu. Húrin'in kahramanca duruşu, Melkor'un ona ve tüm soyuna lanet okumasına sebep olmuştu. Orklar canlarını vermiş elf ve insanları toplayarak cesetten tepeler oluşturdular ve hepsini ateşe verdiler. Verilen kayıplar sebebiyle elfler bu savaşa sayısız gözyaşı savaşı olarak adlandırdı. Melkor'un zaferi bu sefer çok daha büyüktü ve Beleriand'a dilediği gibi askerlerini yollayabiliyordu. Melkor'un safına geçen doğulular Hitlum'a yollandı ve bu toprakları yağmalamaları için hediye etti. Bu topraklarda yaşayan Edain halkı ve elfler köleleştirildi. Feanor'un oğulları güneydeki ormanlara kaçtı. Himring tepeleri artık tamamen orklara aitti. Savaştan bir sene sonra da Falas limanları Melkor'un ordularına kurban gitti. Sayısız gözyaşı savaşından sonra ayakta kalmaya başarabilen sadece Turgon önderliğinde Gondolin, Fingol önderliğinde Doriath ve Orodreth önderliğinde Nargothrond vardı. Melkor her ne kadar zaferinden mutlu olsa da Gondolin'in konumunu öğrenememişti. Ele geçirilen Húrin, Gondolin'e zamanında bir kere gitmişti. Ve Melkor bu bilgiyi Húrin'den almaya niyetliydi. Acımasızca işkenceye maruz kalan Húrin tek kelime bile etmedi ve Kara Efendi ile dalga geçti. Melkor Húrin'i Thangorodrim Dağı'nın tepesine zincirleyerek soyuna ve halkına yapacağı kötülükleri izlemesini sağladı.